Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Dört Çiftlik Kokular kitabının, göstereyim şöyle. Dört Çiftlik Kokular kitabının yazarı olan ve de aynı zamanda bir koku uzmanı da olan, çok müstesna bir konu üzerinde yazan ve bunu çok harika bir şekilde yazan bir hocamızla yayındayız. Ona öncelikle teşekkür ediyoruz. Daha önceden bir yapmaya çalıştık, randevuleştik ancak benim kötü olmam neticesinde iptal etmek zorunda kaldık. Tekrar vakit ayırdı. Çok sağ olsun. Geldi yayınla yoğunluğunun içerisinde. Şimdi isterseniz hemen programa başlayalım. Adettendir soralım yazarımıza da, hocamıza da. Vedat Ozan kimdir? Öncelikle ben de teşekkür ediyorum yer verdiğiniz için, teveccüh gösterdiğiniz için programınızda bana da. Vedat Ozan kimdir? Vedat Ozan kokularla ilgilenen birisi. Bu ilgisini de zaman içinde anlatım, daha sonra da o anlatımların metne dönüştürülmesi sürecinde pekiştirmiş bir insandır diyebilirim Vedat Ozan olarak. İşte o metne dönüşmesi de zaten sizin demin göstermiş olduğunuz dört kitaplık seriyi ortaya çıkarttı. O seride de kokunun bütün veçelerini ele almaya çalıştık. Çünkü koku dediğimiz zaman genellikle dışarıdan gelen bir parfüm kokusu falan gibi geliyor insanlara ama çok derin tabii, beş temel duyumuzdan bir tanesi sonuçta. İşte kültürle ilgisi var, yiyecekle ilgisi var, parfümle ilgisi var, üremeyle, bellekle, her şeyle ilgisi olan bir duyudan bahsediyoruz. Dolayısıyla demin göstermiş olduğunuz, dediğin gibi o dört çiftlik yaklaşık herhalde bir 2000-2200 sayfa falan gibi bir şey ediyordu yanlış hatırlamıyorsam toplamda. O şey ortaya çıkmış oldu. Vedat Ozan da işte bunu yazan insan kısaca. Peki hocam, kokular kitabında da belirtmiş olduğunuz, birazcık özeti gibi olacak bu sohbetimiz ama bir klasik soruyla artık belki de cevap vermekten bir şekilde bir artık uzmanlaştınız diyeyim. Cevap vermeye de uzmanlaştınız. Koku nedir sorusuyla başlasak ne dersiniz? Efendim, koku bizim beş temel duyumuzdan bir tanesi. Duyular biliyorsunuz bizim dış dünyayla iletişim kurmamıza yardımcı olan araçlar. Koku da bunlardan bir tanesi. Bizim beş tane temel duyumuz var. Aslında 5'ten fazla duyusal durum yaşıyoruz ama temele indirdiğimiz zaman 5 tane duyumuz var. Bu 5 temel duyudan da 3 tanesi fiziksel duyularımız, 2 tanesi de kimyasal. İşte koku tatla beraber bu 2 kimyasal duyudan bir tanesi. Bizim için oldukça önemli, özellikle evrimsel bir süreçte insan türünün devam etmesi, insanın hayatta kalması, üreyebilmesi, nesiller boyu varlığını sürdürürken de işte aç kalmaması, tehlikelerden uzak olması gibi bir sürü duyusal uyarı sinyalini alabilmesine imkan veren bir duyu, koku duyusu. Tarih boyunca maalesef üzerine çok fazla bir şey bilinmediği için, daha doğrusu çok soyut bir duyu olarak algılandığı için, yani böyle elle tutulmuyor, gözle görülmüyor. O nedenle çok da önemli değildir diye düşünülmüş ve böyle bir hiyerarşi varsayılmış duyuların. Yani işte en lazım olan ve mutlaka gerekli olan duyu en tepede, aşağıya doğru daha az ihtiyacımız olan duyular gibi bir piramit, sanal bir piramit oluşturulmuş zihinlerde. O piramitin taban kısmı, yani en az ihtiyaç duyulan duyu işaret eden kısmını da koku duyusu maalesef oluşturmuş. Halbuki öyle değil. Özellikle bu içinden geçmiş olduğumuz pandemi döneminde pek çok kişide koku duyusunda böyle gitmeler, gelmeler oldu. Çok hoş bir örnek olmasa da tabii onların o gitme sırasında yaşamış oldukları kayıp duygusu aslında o kadar da zanıldığı kadar önemsiz bir duyu olmadığının altını çizmiştir diye düşünüyorum koku duyusunu. Koku duyusu dediğim gibi bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılayan bir duyu. Yani bugün her ne kadar koku kelimesini biz zaman zaman parfüm kelimesiyle de dönüşümlü olarak kullanıyor olsak da bu iş parfümden ibaret değil. Dönüşümlü kullanımdan kastım da şu, bazen parfüm demiyoruz, koku diyoruz. Yani yeni bir koku aldım, kokumu bir bakar mısın, bu kokuyu duydun mu falan dediğimizde koku kelimesi hep orada aslında parantez içinde bir parfümü kastediyor ama parfüm bu işin çok, yani buzdağının su üzerinde görünen kısmına işaret ediyor. Onun altında geniş bir dünya var. Bu geniş dünyanın temelinde de bizim o biyolojik çekirdeğimizdeki bir takım ihtiyaçlara bu duyu aracılığıyla ancak cevap verebiliyor olmamız var ki bunların başında birincisi ürememiz, yani üreme kararlarımızı binlerce yıllık bir süreç içinde aslında bilincinde olmadan koku duyumuza bağlı olarak da gerçekleştiriyoruz. İkincisi
Dolayısıyla bütün beslenme kararlarımız aslında gene koku duyumuz üzerinden gidebiliyor. Bu beslenme kararlarımız koku duyumuz üzerinden gidebiliyor derken tabii akıllara şöyle bir soru gelebilir. Canım yani tamam tabaktan yemek kokuyor da aslında bu iş tattır. Biz yiyecekleri tadıyla değerlendiririz diye. Maalesef öyle değil. Orada da bir lisan hatasına düşüyoruz. Çünkü tat da bizim kimyasal duyularımızdan bir tanesi. Ancak tat duyumuz bizim çok sınırlı sayıda kulvara hitap ediyor. Yani tatlı, tuzlu, bitter, acı, ekşi ve umami bu beş tadın dışında bizim hayatımızın içinde tat yok. Ama iş dile geldiği zaman biz çilek tadı diyoruz, muz tadı diyoruz, elma tadı diyoruz, bezelye tadı diyoruz, et tadı diyoruz. Bunların hiçbirisi aslında tat değil. Burada söylemek istediğimiz bir toplam kavram, yani bir toplam lezzet kavramından aslında bahsediyoruz. Fakat lezzet kavramını kullanmaktansa yerine tat kelimesi kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü bahsetmiş olduğumuz olay ağız içinde gerçekleniyor, gerçekleşiyor ve ağzımızı da tat duyusuna atanmış bir organ olarak kabullenmiş durumdayız. Tabii burada bunun sebebi aslında koku duyumuz hakkında çok fazla bilgiye sahip olmamış olmamız. Zira biz zannediyoruz ki kokuyu sadece dışarıdan ve işte burnumuzla alırız. Öyle değil. Koku iki farklı patikadan bizim reseptörlerimize ulaşıyor. Koku molekülleri. Bu patikalardan bir tanesi dışarıdan, evet, burun deliklerimiz vasıtasıyla nefes alırken almış olduğumuz kokular, ki bunlara ortonazal kokular diyoruz. Bir ikincisi de daha çok nefesi verirken gerçekleşen, damak üzerinden dönen, yani retronazal koku patikası, ki işte bu damak üzerinden dönüşte gerçekleşen koku olayı, ki ağız içindeki kokular aslında standart olarak aroma olarak isimlendirdiğimiz kokulardır. İşte bu ağız içinden almış olduğumuz koku aslında bize yediğimizin veya içtiğimizin ne olduğunu tanımlama imkanını veriyor. Sadece tat duyusuyla bizim bu tanımlamayı yapabilme imkanımız yok. Yani tat duyusuna gittiğimiz zaman demiştim, tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami 5 kulvar içindeyiz. Mesela tuzluluğu eze alalım. Aynı tuzlulukta onlarca farklı malzeme yiyebiliriz. Dolayısıyla tuzluluk bir ayrıştırma yeteneği taşımıyor tek başına. Bir karakteristik özellik vermiyor yiyecek malzemesinin üstüne. Ama tuzlu yerken eğer yediğimiz işte bir galeta ise, bir grissini ise, bir pizza ise, ona galeta, grissini veya pizza dememizin sebebi o damak üzerinden yükselen kokusu olmuş oluyor. En basit örnek tabii burada nezle olduğunuz zaman yaşamış olduğunuz durumdur. Yani çok güçlü bir nezle yaşıyorsunuz, burnunuz tamamen bloke olmuş durumda, o damak üzerinden gelen kokuyu da alamıyorsunuz. Dolayısıyla ne diyorsunuz? İşte yediğimden hiç tat alamıyorum diyorsunuz. Halbuki aslında nezleyken yediğinizden tat alabiliyorsunuz. Yani tuzlu mu tatlı mı yediğinizi ayırabiliyorsunuz. Ama onun ötesine geçemiyorsunuz. Çünkü onun ötesi koku. Koku da bloke olmuş durumda, bloom bloke olduğu için. Sadece lezzet üzerinden giderek anlatmaya çalıştığım şekilde koku duyusu aslında dediğim gibi işte gidip bir marketten parfüm almanın çok daha ötesine geçen bir şey. Çünkü beslenmede koku dediğimiz zaman da haz veya keyiften öte bizim hayatta kalabilmemizle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Belki bugün biz keyfe keder bir takım yemek seçimleri yapıyoruz ama binlerce yıl geriye gittiğimiz zaman hayatta kalabilme sebebi, yani bugünkü gibi üç öğün yemekler tabii ki yok, ortada yiyecek bulunduğu zaman yeniliyor. O yiyecek bulunduğu zaman da onun güvenli olduğunu sınamak lazım. İşte bu sınamalar hep koku duyusu, daha doğrusu bütün duyuların bir arada çalışması vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bütün duyuların bir arada çalışması dediğimde de şunun altını özellikle çizmek isterim ki biz hiçbir deneyimi tek bir duyuya bağlı kalarak yaşamıyoruz. Hep böyle çoklu duyu deneyimleri var hayatımızın içinde. Her deneyimde de birden fazla duyu olmasına rağmen o duyuların bir tanesi başrole çıkıyor, diğerleri de yardımcı rollerde yer alıyorlar. Beslenme deneyimimizde tabii ki tat duyumuzun da katkısı var. Tabii ki dokunma duyumuzun da katkısı var. Çünkü ağız içindeyken dokuyu da hissediyoruz. Yumuşak mı, sert mi, çıtır mı, kıtır mı? Ses de burada devreye girebiliyor. Fakat başrolde, ki başrol derken ayırt edici olma özelliğini veren duyuyu kastediyorum.
ayırt edici olma özelliğini veren duyu olarak koku duyusu, o ağız içinden koku alınan koku yani aroma kavramıyla beraber karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla koku nedir diye sordunuz. Koku işte bunlar gibi şeyler. Tabii bütün bu biyolojik ve kimyasal gerçeklerin kültürel yansımalarıyla beraber varlar hayatımızın içinde. Dolayısıyla sadece bizim yemiş olduğumuz yiyeceğin güvenliğini tanımlamamız değil, o yiyeceğe verilen değer, o yiyeceğin bulunabileceği yer, o yiyeceği bulabilen insanların kümeleri vesaire gibi bir sürü kültürel nosyona doğru da yolculuk yapabiliyoruz. Bütün diğer duyularda olduğu gibi bir duyunun asli görevi var, bir de o duyunun sosyal hayat içindeki yansımaları var. Bütün bunlarla beraber biz koku duyusunu da yaşıyoruz tabii ki. Hocam, koku duyuları eğitilebilir mi? Yani bu anlatılanlardan ben onu çıkartıyorum çünkü. Tabii. Eğitilebilir. Yani biz kokuyla ilgili zaten baştan programlanmış, verili bir takım şeylerle doğmuyoruz. Yani bu iyi kokudur, bu kötü kokudur. Doğduğumuz anda böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir parametre yok bizim hayatımızın içinde. Biz yavaş yavaş yaşadıkça ya kendi deneyimlerimiz ya içinde bulunduğumuz mikrokültürün bize yansıtmış olduğu deneyimlerle beraber bir takım kokuları iyi veya kötü diye isimlendirmeye başlıyoruz. Benim hep verdiğim bir örnek vardır. Yani bugün işte kötü kokuya verilen örnek dışkı kokusudur. Hatta dışkı gibi kokuyor denir. Hani 3 harfli kelime kullanılır hatta onun yerine daha kaba bir şekilde. Dışkı gibi kokuyor ya, bu ne bu falan denir. Ama yeni doğmuş bir bebeğin altını açtığınızda hiç de o kokudan rahatsız olmadığını görürsünüz mesela. Çünkü henüz o dışkının ve o dışkının varlığını temsil eden dışkı kokusunun kötü koku olması gerektiğinin farkında değildir. O büyümeye başladıkça, daha doğrusu biz ona tuvalet eğitimini vermeye başladığımızda işte kötü koku ve iyi koku kavramları birden karşısına çıkar. Dışkı ve dışkının var olduğunu belli eden, onun sinyalini veren dışkı kokusu da kötü bir koku olarak da eşitlenip şey yaparak, etiketlenerek de bir kenara konulabilir. Dolayısıyla bizim belleğimizde kokularla ilgili bembeyaz sayfalar var ve biz o sayfaları yaşadıkça doldurmaya başlıyoruz. Ne kadar çok sayfa açarsak o kadar çok koku tanımlamış oluyoruz. Dolayısıyla evet, koku duyusu eğitilebilir. Belki şey eğitilemez, koku algı eşiğimiz belki genetik olarak da akseden bir şeydir. Yani bazı insan çok düşük seviyedeki kokuları bile fark edebilir. Onun yanındaki o kadar düşük seviyeyi belki fark edemez. Bunda bir şey yapılamaz ama şunu unutmamak lazım ki koku almak başka bir şeydir, kokuyu tanımlamak başka bir şeydir. Tanımlama için belleğe ihtiyacımız var. Belleği geliştirdikçe tanımlama alanımızı da genişletmiş oluruz. Dolayısıyla o belleği genişletme aşamamızı da bir metodik çalışmaya dönüştürürsek bir koku eğitimi dediğimiz kavram çıkabiliyor tabii karşımıza. Dünya tarihi üzerinde tabii, daha doğrusu insanlık tarihi üzerinde sınıf mücadeleleri halen devam ediyor zaten şüphesiz. Bunun kokuya bir yansıması olmuş mudur acaba? Kesinlikle. Yani özel ya şeyi bulursam, Orwell'in burada hem kendisinin söylemiş olduğu hem de Somerset Maugham'a atıfla yazmış olduğu birkaç şey var. Müsaadeniz olursa bir onu okumak istiyorum. George Orwell'in Vegan İskelesi Yolu kitabından okuyacağım bunu. Sayfa 134, bu Can Yayınları'nın 7. baskısı, Levent Konca tarafından çevrilmiş. Bize öğretilen buydu, alt sınıflar kötü kokar. Ve bu noktada aşılmaz bir engelle karşı karşıya olduğunuz açıktır. Çünkü hiçbir hoşlanma ya da hoşlanmama hissi fiziksel bir his kadar temel değildir. Irk nefreti, dini nefret, eğitim farkları, hatta ahlaki ilkeler arasındaki farklar aşılabilir ama fiziksel tiksinti aşılamaz. Bir katile ya da bir eşcinsele yakınlık duyabilirsiniz ama nefesi kokan bir adama, yani demek istiyorum ki nefesi sürekli kokan bir adama yakınlık duyamazsınız. Bu Orwell'in kendi söylediği. Yani koku öyle bir damga vuruyor ki o damgayı kaldırıp ne silme ve yok sayabilme imkanımız yok. Ve şeye geliyor, Somerset Maugham'a geliyor. Somerset Maugham bir oyun yazarı, meşhur bir oyun yazarı biliyorsunuz. Somerset Maugham da temizlenme üzerinden giderekten şu cümleleri sarf ediyor. Bakın, batıda diğer insanlardan koku duyumuz aracılığıyla ayrılırız. İşçi bizi demir yumrukla yönetmesini istediğimiz efendimizdir ama kötü koktuğu inkar edilemez. Buna kimse şaşıramaz çünkü ne gün doğumunda fabrika zili çalmadan önce
İşe yetişmek için acele etmeniz gerekirken yıkanmak zevkli bir şeydir. Ne ağır iş hoş kokmanıza yol açar, ne de haftalık çamaşırı sivri dilli karınız yıkayacakken zorunda kalmadıkça iç çamaşırlarınızı değiştirirsiniz. Kötü koktuğu için içtiği suçlamam ama kötü koktuğu doğrudur. Bu burnu hassas kimselerle görüşmenizi zorlaştırır. Sabah banyosu, sınıfları, doğum, zenginlik ya da eğitimden daha etkili bir biçimde böler. Tabii bunlar çok ilk başta çok sert ve rahatsız edici laflar gibi geliyor. Fakat aslında son derece realist laflar. Çünkü gerçekten özellikle bu muhteremlerin yaşamış oldukları dönemde zirve yapan çalışma koşulları, yani o sabahın erken saatinde girip geç saatlere kadar fiziken emek harcayarak da çalışmak, dolayısıyla ter üretmek vesaire, bunun karşılığında bir varlıklı kadar kolay o teri yok etme imkanlarına sahip olmamak. Yani işte evde küvet olmaması, evde su akmaması, su akıyorsa da o suyun soğuk akması gibi bir takım şeyler, yani temizleme imkanlarına ulaşımdaki zorluklar sınıflar arasında kokusal bir farklılık tabii ki öne çıkartabiliyor. Yani işte İngiltere'de Orwell'in İngiliz olduğunu düşünürsek, İngiltere'de ne bileyim ben şatosunda yaşayan bir soyluyla veya işte Londra'nın zengin bir semtinde oturan bir fabrika sahibinin gün içinde ürettiği vücut kokusu ve o vücut kokusundan kurtulabilme zenginliğiyle fabrikasında çalışan, gene aynı kişinin fabrikasında çalışan bir işçinin o varoştaki işçi mahallesinde gece geç saatte ter içinde eve döndüğünde suya ulaşamadan kendini yorgunluk içinde yatağa atması sonucunda ortaya çıkan vücut kokusu tabii ki birbirinin aynı değil. İşte zaten ne diyorsam işte Morgan'da vücut kokusu bizi hiçbir şeyde olmadığı gibi bir ayrışım yapar. Yani böyle bir sınıfsal ayrışımı ortaya çıkartır. Yani şunu söylemek istiyorum. Koku tabii ki sınıfsal ayrışımın sebebi değildir ama bir sonucudur. Bu sonuç da insanlara bir ötekileştirme etiketi takmasına imkan verir koku üzerinden. Bu sadece tabii sınıfsal ayrışım için değil, pek çok ayrışım. Yani etnik ayrışım için de kokuyu takabilirsiniz, coğrafi ayrışım için de takabilirsiniz. Dinsel ayrışımlar için takabilirsiniz çünkü her dinde bir takım tabu yiyecek malzemeleri var. O yiyecek malzemeleri tüketmeyen insanlar, onları tüketen insanların yanına gittikleri zaman o insanların vücutlarından yayılan kokuyla beraber mesela onları kimlik etiketi olarak kullanıp tanımlayabiliyorlar. Yani işte Müslüman veya Yahudi toplumlarda domuz eti yenmemesi, domuz eti yenilen bir ortama girildiğinde o insanların irkilmesine yol açabiliyor. Veya baharata ulaşımın çok kolay olduğu bir takım coğrafyalarda, Asya kıtasının alt kısımları, işte Hindistan dediğimiz geniş bölgede, insanların yiyeceği çeşitlendirmek için kullanmış oldukları baharattan vücutlarına akseden koku o insanların kimliklerinin bir parçası haline gelebiliyor. Ve işte o insan gidip Londra'da evinden o yemeği yiyip de dışarı çıktığı zaman Hintli gibi kokuyor, Pakistanlı gibi kokuyor diye bir kokusal etikete maruz kalabiliyor. Bütün duyularda olduğu gibi, nasıl görsel duyuda da açık renkten Kuzey Avrupa, işte koyu renkten Afrika veya yakın doğu, Orta Doğu'ya işaret eder. Bütün duyularda olduğu gibi koku da böyle bir ayrıştırma ve ötekileştirme aracı olarak bizim hayatımızın içinde yer alabiliyor. Geçen gün hatta örneğini yaşadık, aslında belki duymuşsunuzdur hocam. Bir vekil, parti önemli değil, bunu söylemiş olduğu söz önemli. Çıkıp da Afganlar üzerinden mesela şey demişti, daha az baharatlı yiyin, komşularınız rahatsız oluyor diye bir talihsiz açıklamada bulunmuştu. Bu aslında anlatılanların sadece tarihte değil de, hani mesela George Orwell'ı okuyoruz, ta geçmişte yaşanmış. Ya da işte başka şeyleri okuyoruz, geçmişte yaşamış. Hayır, günümüzde de devam ettiğini gösteriyor. Ben hocam bu anlattıklarınızdan toparlayacak olursak eğer, anlattıklarımızdan şunu çıkartıyorum, ne kadar doğrudur size de sormak istiyorum. Doğada mesela bir kediyi bileyim, doğada derken yani ille de bir aslanı kaplanı değil de onun biraz daha evcilleşmiş hali diyelim, kente girmiş hali diyelim. Kedi ya da bir köpeği incelediğimiz zaman dahi
Siz de paylaşımlarınızda, Instagram'da yaptığınızda gözlemliyorum, görüyorum. Orada mesela şunları görebiliyoruz. Onların yaptığı reflekslerde, bir av için yaptığı reflekslerde ya da bir insana bile, başka bir canlıya bile yaklaşırken yaptığı reflekslerle sizin bunca anlattığınız kitaplarda da, az önce de belirttiğiniz şeylerde de herhangi bir fark göremiyorum açıkçası. Dolayısıyla bu ne kadar doğrudur? Biz modernleşirken aslında tırnak içerisinde modernleşmiyor muyuz acaba? Buradaki modernliği elbette ki bir teknoloji, bir akıl anlamında söylemiyorum. Yapılan hareketler anlamında söylüyorum. Böyle bende bir düşünce uyandırdı. Buna katılır mısınız? Şimdi temel içgüdülerde çok fazla değişen bir şey yok tabii. Yalnız biz o bahsettiğimiz diğer canlılardan farklı olarak çok kalın ve çok katmanlı bir sosyal kabuk örmüşüz etrafımıza ve o sosyal kabuğun içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla ayrışma noktamız o canlılardan bu oluyor. Mesela ilk başta dedim kokunun en çok etkisi olduğu alanlardan bir tanesi üreme kararlarıdır. Yani o geriye doğru baktığımızda binlerce yıllık bir süreçte koku duyusu diğer duyuların da tabii yardımını yok saymadan fakat başrole yerleşerekten doğru eş kararını verir. Eş derken üreme temelli ilişkiden bahsediyorum. Çünkü benim bahsettiğim dönemde ki eş bugün anladığımız gibi bir eş değil. Yani bir uzun süreli beraberlik veya evlilik kurumu denilen kavramların ortaya çıkmadığı zamanlardan bahsediyorum. Sadece işi bir araya gelecek ve bir çocuk yapacak. Bu çocuğu hangi eşle bir araya gelerek yapmalıyım ki genetik olarak sağlam bir yapıya sahip olsun bu çocuk? İşte bu genetik yapının sinyalini vücut kokusu veriyor. Dolayısıyla koku duyumuz aracılığıyla biz bilinç dışından, bilinçli olarak değil belki ama bizim için uygun genetik partneri seçiyoruz veya uygun olmayanları eliyoruz ki ortada bize uygun olanı kalsın diye. Fakat gene demiş olduğum gibi artık biz orada değiliz. Yani bugün çok geniş ve çok katmanlı bir sosyal kabuk örmüşüz etrafımıza. Onun içinde ilişki türleri farklılaşmış. Artık üreme temelli ilişki yok. Yani kimse bir araya işte bir çocuk üretelim diye gelmiyor. Çünkü üreme temelli ilişkide çocuktan sonra da yolları ayırmanız lazım. Kimse gelip çocuğu yapalım ondan sonra herkes kendi yoluna gitsin diye yapmıyor. Uzun süreli ilişki diye bir kavram geliştirmişiz. Bunu hukuki bir yapıya, yapının içine oturtmuşuz ve evlilik kurumu denen bir kurum çıkmış mesela karşımıza. Şimdi bunlarla beraber yaşamaya başladığımızda o ilk başta bizim eş seçiminde esas parametre olarak karşımızda görmüş olduğumuz doğru genetik partneri seçebilme aracı aslında biraz kenara çekiliyor ve onun yerine bir takım sosyal parametreler geliyor. Yani ben bununla sadece üreme temelli değil, uzun süreli bir ilişki yaşayacağım. Dolayısıyla bunun genetik yapısı değil ama benim için işte benimle aynı kitapları okur mu, benim eksiklerimi tamamlar mı, aynı siyasi görüşe mi sahibiz, aynı inançta mıyız gibi aslında biyolojiyle alakalı olmayan fakat sosyal bir takım parametreler geliyor. İşte bizim diğer canlılardan ayrışma sebebimiz biraz da bu. Bu sadece tabii üremeyle ilgili vermiş olduğu örnekti. Gene kokunun başrolde yer aldığı bir diğer önemli olgu olan beslenmede de aynı bunu yaşıyoruz. Çünkü mesela bizim dışımızda hiçbir canlı yok ki yiyeceği çeşnilendirerekten tüketsin. Canlılar yiyecekleri oldukları gibi tüketiyorlar ama insan o yiyeceği bir kompozisyon haline getiriyor. Hayvanların tek istisnası var. Bir cins maymun, bunu şey kitabında da, lezzetler kitabında da yazmıştım. Japonya'da bir cins makak maymunu patatesi yerken denize batırıp yiyor. Yani tuzluyor patatesi aslında da ondan sonra tüketiyor. Ama onun dışında pişirme, işte bir kap içinde pişirme, birkaç şeyi bir araya getirme. Dolayısıyla demin dediğim gibi bir kompozisyon yaparak artık temel açlık bastırma ihtiyacının da ötesine geçerek keyfine beslenmeye geçen diğer canlı türlerinden farklı olarak insan olmuş. İşte bunu bunlar aslında hep o sosyal kabuğu işaret ediyorlar. Şimdi bu iyi bir şey midir, değil midir? Bu çok uzun süreçte değerlendirilebilecek bir şey. Çünkü biz işte medeniyet dediğimiz zaman hep çizgisel düşünüyoruz. Yani hep daha iyiye doğru gittiğimizi düşünüyoruz. Aslında tabii bir yolculuk var. Ama o yolculuk iyiye mi kötüye mi onu belki 3000 yıl sonra geriye dönüp bakımda değerlendirmek lazım. Belki de bu yolun sonu felaketle sonlanacak. Kimin için felaketle sonlanacak onu bilmiyorum. Yani mesela
bana bütün bu kokudan mokudan hariç fikrimi sorarsanız insan türünün yok olması dünyayı çok rahatlatacaktır diye düşünüyorum mesela. Dolayısıyla insanlar için bir felaket olabilir ama yer küre için de çok şey, yeni türlere, yeni imkanlara yol açan bir yere de gelebiliriz. Dolayısıyla iyi veya kötü üzerinden değil ama ayrışma üzerinden değerlendirirsem bizim diğer canlılardan ayrışma sebeplerimizin en önemlisi tabii işte o sosyal yapıyı oluşturmamız. O sosyal yapının içinde de koku duyusu tabii son derece güçlü bir şekilde. Her ne kadar biz bilmiyor ve fark etmiyor olsak da yer alıyor. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Bir tane hikaye var sizin bahsettiğiniz. Mango'nun bir Çin'e giriş hikayesi var. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Bir de sizden dinlemek istedim. Tabii. Anlatabilirseniz sevinirim. Evet. Şimdi mango tabii bize aslında yani bugün artık manavlarda falan görünmeye başladı. Fakat benim çocukluğuma gittiğimde böyle bir şey söz konusu değil. Yani biz çocukluğumuzda kiviyi de bilmezdik. Yani ben bundan 10 yıl önce bir derste öğrencilerden Türkiye'ye ait kokuları yazmalarını istediğimde pek çoğunun kiwi yazmış olduğunu gördüğümde büyük şok yaşamıştım. Yani kiwi nasıl olabilir? Ama doğru, çünkü bir sürü yerde Karadeniz'de falan kiwi yetişiyor. Şimdi yetişiyor ama. Benim çocukluğumda böyle bir şey yoktu. Kiwi'nin ne olduğunu bile bilmezdik. Mango da buna benzer bir şekilde kiwi'den biraz daha pahalı tabii. Belki her semtte değil ama bazı semtlerde, manavlarda, marketlerin genellikle hepsinde yani 10 harfli de olsa, 3 harfli de olsa bir tane bir mango mevsiminde çıkıyor ortaya ve görüyoruz. Mango aslında Pakistan, Bangladeş, Hindistan taraflarında yetişen yani esas orijini, çıkış noktası orası olan bir meyve. Man zaten yetiştiği ağacın ismi, kay da şey demek, meyve demek. Dolayısıyla manga, mankay o ağacın meyvesi. Sonra mangaya dönüyor, oradan da mangoya geliyor. Bütün dillerde bunu kabul ediyorlar. Bakın demin demiştim mesela ayrıştırıcı özellik duyularda önemlidir diye. Mangonun hafif bir ekşiliği ve tatlılığı vardır. Fakat aynı ekşilik ve tatlılığı başka meyvelerde de bulabileceğiniz için ayrıştırıcı olan o değildir. Mangonun ağız içindeki kokusudur esas ayrışını sağlayan. O kokuyu da işte aşağı yukarı 34 tane falan molekül vardır. Onun 14 tanesi belli bir oranda bir araya geldiğimizde karşımıza mango kokusu olarak çıkabilir. Bu mango 101 olsun. Bu mangoyu bir tarafa bırakalım biz şimdi. Ekim 1949'da Tiananmen Meydanı'na gidelim. Çin'de Başkan Mao ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Çok uzun süren bir savaş ve çarpışma döneminden sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu görüyoruz. O dönemler tabii endüstrileşmenin baş tacı edildiği dönemler. Yani uluslar veya devletler kendi gelmiş oldukları ilerleme seviyelerini sanayileşme üzerinden izah ediyorlar. Hangi ideolojik kampta olursa olsun bu böyle. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri de kendini sanayileşme üzerinden konumlandırıyor. Öbür tarafa gittiğinizde Stalin de kendini şey yapıyor, parçalıyor ki sanayileşme, sanayi üretimi, çelik üretimi, demir üretimi artsın. İşte biz en şey güçlü devlet olalım diye. Tabii Çin de bu şeyin gerisinde kalmıyor ve 5 yıllık planlarla bir sanayileşme hamlesi başlatıyorlar. İkinci 5 yıllık planla beraber de bakıyorlar ki çok alınan sonuçları göremiyorlar. Diyorlar yurt çapında bir şey yapalım, bir kampanya yapalım ve büyük atılım kampanyası diye bir kampanyaya başlıyorlar. Büyük atılım kampanyası tabii pek çok yanlış uygulamalarıyla beraber fıkralara falan konu olmuş bir şeydir. Mesela tarım üretimini arttırmak için tarlalara dadanan kuşları öldürüyorlar. Halbuki o kuşlar gelip o besinlerin, daha doğrusu sebzelerin üremesine engel olan tırnak içinde zararlı diyeceğimiz böceklerin de ortadan kalkmasının sebebi. Çünkü gelip sadece oradaki şeyi yemiyor, böceği de yiyor. Kuşları öldürdüklerinde bu sefer bütün tarlalar kırılmaya başlıyor. Veya diyorlar ki işte çelik kotası konuyor merkezden. Çünkü Komünist Partisi merkezden diyor ki işte her bölge şu kadar çelik üretecek. Allah Allah, üretemiyoruz diyorlar. Üretemeyiz de diyemiyorlar tabiatıyla yukarıya karşı mahcup olmamak için. Dolayısıyla köylüler evlerindeki çatal, kaşık, bıçak falan gibi bütün metal eşyayı götürüp eritiyorlar ki çelik üretimine katkısı olsun diye. Fakat tabii evdeki o niteliksiz malzemeden üretilen şey de yeterli kaliteyi vermiyor. Dolayısıyla niteliksiz bir takım üretimlerin ve tarımdaki yanlış uygulamalar sonucunda da
çok büyük bir kıtlıkla karşılaşılan bir dönem oluyor. Söylendiğine göre yaklaşık 30 milyon kişi falan ölüyor bu dönemde şeyden, bu yanlış politikalar sonucunda. Tabii bunun bir sorumlusunun ortaya çıkması lazım. Kimi bu işte günah keçisi yapacağız? Tabii ki şey olmayacak, çünkü Komünist Partisi ve Başkan Mao tabii ki olmayacak. Dolayısıyla bu dönemde bir eleştiriyle bu işin esas sorumlusunu bulmamız gerekiyor diyorlar. Ve bununla beraber de işte bütün karargahları bombalayalım. Bombalayalım derken burada şey metaforik olarak bombalayalım. Bütün karargahları eleştirelim. Kimse eleştirilmez değildir. Feodalizmin kalıntıları vardır. O kalıntıları yıkalım. Ne korkunç bir şey. Eleştiri dönemi başlıyor ve bu büyük eleştiri dönemi Büyük Proleter Kültür Devrimi ismi veriliyor. Meşhur Büyük Kültür Devrimi. Bu dönemde tabii Mao'nun bir kült figür olarak öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Özlü sözlerinin yer aldığı küçük bir kitap, bir kızıl kitap diye geçiyor. O kitap mesela bütün şeye dağıtılıyor, bütün Çin halkına dağıtılıyor. Bu dönemde gene işte pek çok sorgulamalarla bu işlerin sebepleri, bir takım suçlular bulunuyor falan. Her köyde komiteler kuruluyor. O komitelerde çok ilginç olaylar oluyor mesela. Bu komitelerden bir tanesinde bir köyde herkes oturuyor ve herkes özgürce fikrini söyleyip bir takım şeylerini eleştirebiliyorlar ve birisi diyor ki kardeşim diyor bu trafik ışıkları yanlış diyor. Neden yanlış diyorlar trafik ışıkları? Çünkü diyor kırmızıda duruyoruz diyor. Halbuki kızıl bizim rengimizdir diyor. Yani hem partinin bayrağının rengi hem ülkemizin bayrağının rengi hem devrimin rengidir. Dolayısıyla ilerlemeyi temsil eder. Nasıl oluyor da biz kırmızı ışıkta duruyoruz? Zor ikna ediyorlar adamı ki kırmızı aslında sis pus olduğu zaman en belirgin olan ışıktır. Dolayısıyla trafikte veya işte tren yollarında vesaire kırmızıyı kullanaraktan ancak garantili bir şey yapabilirsiniz, yolculuk yapabilirsiniz deyip kırmızı rengin aslında güvenliği işaret ettiğine ikna ediyorlar ki bu tartışma bu şekilde açılabiliyor. Dolayısıyla böyle komik şeyler de arada oluyor. Bu dönemde kızıl muhafızların çok şey olduğunu görüyoruz, çok ön planda olduğunu görüyoruz. Fakat kendi işlerinde bir takım çelişmeler vesaire falan olaylar çıkmaya başlıyor. Yani bu sorgulamalarda, acımasızlıklardan. Tsinghua Üniversitesi'nde de bir sürü olay çıkıyor. Kızıl muhafızlar birbirlerine giriyorlar falan. Ve Başkan Mao'nun emriyle de 30 bin işçi gönderiliyor üniversitedeki olayları bastırmaya. Ve olaylar hakikaten bastırılıyor. Bu arada da Pakistan Devlet Başkanı ziyarete geliyor Çin'i. Yanında gelirken de işte eli boş gelinmez bir hediye getireyim diyor. Ne demiş ki Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde yetişen bir meyveden bahsederek zaten konuya girmiştik biliyorsunuz. Bir sandık mangoyla geliyor ve bir sandık mangoyu hediye ediyor. Arşad Hüseyin, Pakistan Devlet Başkanı eşiyle beraber gelip Mao'ya hediye ediyor ama Mao'nun şeyin Çin'in özellikle kuzey bölgelerinde falan mango hiç bilinmiyor. Yani Mao da mangoyu bilmiyor ve bakıyor. Mango da hakikaten dıştan kabuğu üstündeyken hoş bir meyvedir. Fakat kabuğu açıp da yemeye kalktığınızda böyle cıvış cıvış çıkar. Elinize bulaşır, kesemezsiniz, çekirdeğe yapışıktır orası falan. Ya diyor ben bunu beceremeyeceğim diyor. Bunu şey yapalım diyor. Bunu başkasına verelim, başkalarına verelim diyor. Çin'de de Juansong diye bir adet var. Juansong yeniden hediye etme. Yani size gelen bir hediyeyi bir başka birisine hediye edebiliyorsunuz ve bu çok onore edici bir şey. Hani çaktırmadan bana gelmiş olanı vereyim diye değil, bilerek ve isteyerek gelmiş olan bir hediyeyi başka birisine yönlendirebiliyorsunuz ve bu yani hani bunun güncel deneyimle onur pointsi 2x2 oluyor. 2 misli daha fazla puan alabiliyorsunuz. Ve ne yapıyor? Üniversitede diyor o karışıklığı bastırmaya gönderdiğimiz işçilere diyor bu mangoları verelim diyor. Ve orada büyük bir olay kopuyor. Başkandan gelen hediye bu mango. Önce ne olduğunu anlamlandıramıyorlar tabii meyvenin çoğu tanımadığı için. Fakat başkandan gelmiş. Başkandan gelmesinin sembolik de bir önemi var. Yani işçi sınıfına o hediyeyi herhangi birisine değil, oraya göndermiş olduğu işçilere verdiği için bir şey, pozitif de bir ayrımcılık var. Dolayısıyla işçileri çok onore etmiş oluyor o meyveyi göndererek. Ve o meyve üzerinden bir kült dönüşmeye başlıyor birden. Önce ne yapalım diyorlar, ya 8'e 9'a bölüp yiyelim diyorlar. Fakat binlerce işçi var, yani gelen de bir sandık mango, öyle yiyeseniz zaten dağıtılırken daha bitecek.
İşte bir kısmı alıyor bunu formaldehitin içine koyuyorlar. Bir kısmı üzerini mumla kaplıyorlar mangoların. Ve işte bir takım yerlerde sergiliyorlar. Mesela fabrikanın girişinde işte bir yere koyuyorlar, büst gibi bir şeyin üstüne, bir büst oturağının üstüne koyuyorlar. İnsanlar gelip onun önünden saygı duruşunda bulunur gibi geçiyor vesaire. Bazen o mum şey oluyor, kazınıyor mesela. Kazındığı zaman doğal olarak meyve okside olmaya başlıyor ve bozuluyor. Bozulacağını hissettikleri anda koca koca bir kazanın alıyorlar, kocaman bir kazan içine su dolduruyorlar ve tek o mangoyu içine atıyorlar. O tek mangoyu içine atıp pişinerekten ne diyebilirim, çok çok az meyveli bir mango hoşafı gibi bir şey yapıyorlar. Ve her işçi ondan bir şey, bir kaşık içerekten işte bu hediyeyi kabullendiğini, dolayısıyla işte başkan ve parti önderliğiyle o üzerinden canlanmış olduğunu varsaydığımız sınıfın birleştiğine dair bir takım şeyler, bir takım semboller çıkıyor ortaya. İş kopuyor sonra hakikaten. Parti de şeye yol veriyor, yani mango kültürünün oluşmasına yol veriyor. Mango resimleri basılır, işte tepsiler, fincanlar, hatta papiyemaşe, yani kağıt hamurundan sahte mangocuklar yapılıyor. Bunlar hediyelik olaraktan ortaya çıkıyor. Bazı insanlar bunların hiçbirine erişemiyorlar. Siyah beyaz fotokopisi bile bir şey gibi, bir ikona gibi ellerden ellere dolaşıyor. Burada birkaç tane şey var, görsel var. Bunları paylaşmak istiyorum. İlk başta siyah beyaz bir görselle başlayacağım. Farkındaysanız işte bu fabrikaya mangolar gelmiş durumda. Ortada bir sürü mango var. Arkada görüyorsunuz Başkan Mao'nun resmi poster olarak elde tutulmuş durumda. Bütün işçilerin, kadın veya erkek, bütün işçilerin elinde de bahsetmiş olduğum Başkan Mao'nun özlü sözlerinin yer aldığı kızıl kitap yer alıyor. Efendim, bir ikincisinde bir tablo görüyoruz. Gene işçilerin yaptığı bir yürüyüş bu. Yürüyüşte en ortada omuzlara alınmış bir işçi var ve o işçinin de ellerinin üzerinde kaldırdığı bir tepsi. Tabii ki tepsinin içinde de kızıl bayraklar etrafında uçuşurken yığılmış mangoları görebiliyoruz. Burada bir kumaş var. Gene kumaşın tam ortasına baktığımız zaman gene bir tepsi o çiçeklerin arasında, on kızıl tabii bu arada, ve o tepsinin üzerinde de 3 adet mangoyu görebiliyoruz. Bunlar hep şey, memorabilia, yani hatıra eşyası gibi mangoyla yayılıp duruyorlar. Gene burada görüyorsunuz bir tabak üzerinde. Muhtemelen bu gerçek mango değil, papiyemaşe, yani kağıt hamurundan yapılmış. Fakat bizim eski evlerdeki o kıymetli addedilen televizyonların üzerine böyle örtü örtülürdü. İnsanlar örtü örerlerdi. Onun gibi örtü örülmüş bir şeyin üzerinde, bir sehpanın, sunağın üzerinde desenli bir tabakta bir mangonun yer aldığını görüyoruz. Gene geçiyoruz. Kızıl Ordu bu sefer. Çin Kızıl Ordusu, Halk Ordusu daha doğrusu. Ordunun neferleri, hepsinin şapkalarında kızıl yıldızlar ve ellerinde gene bir mango modeli cam içinde muhafaza ediliyor ki şey yapılmasın, zarar görmesin diye hepsi gülerek, sevinçle ve gururla mangoya bakıyorlar, görüyoruz. Bu bir madalyon veya yaka rozeti, tam olarak bilemiyorum. Gene burada üstte Başkan Mao bir güneş gibi doğmuş, farkındaysanız kenarlarda şeyler çıkıyor, ışınlar çıkıyor. Ve altta gene bir tepsi içinde 7 tane mangoyu görüyoruz. Gene o demin askerlerin elinde görmüş olduğumuz cam muhafaza içinde mango. Bir mango kap, yani bu bir tencere değil, bu bir kahve, çay içeceği veya işte o şey noodle denilen şeylerin içildiği gibi bir kap. Gene üzerinde görüyoruz mangolar resmedilmiş durumda. Bir büyük askeri yürüyüş, muhtemelen devrimin yıl dönümü yürüyüşü falan herhalde bu. Son derece güzel, her şey süslenmiş, balonlar uçuşuyor ve tam ortada gene mangoların modellerinin büyük boylarda resmedildiğini görüyoruz. Burada okul çocuklarının muhtemelen kullanması için mango, tabak içinde mango figürlü bir kalem kutusu. Gene mango figürünün yer aldığı bir tepsi, bu yemek veya işte çay vesaire neyse dağıtmak için gene mango figürünün yer aldığı bir tepsi. Evet efendim, böyle pek çok eşyanın içinde yer alıyor, fakat sonra tabii şey geçiyor.
Yaklaşık ne kadar sürüyor? Yaklaşık 2 yıl kadar falan sürüyor bu mango çılgınlığı diyebileceğim çılgınlık. Sonra tekrar canlandırmaya, Mao'nun karısı daha sonra biliyorsunuz büyük iktidar mücadeleleri oldu. Dörtlü çete vesaire falan gibi bir takım dönemlerden geçildi. İşte o şeyde Başkan Mao'nun karısının yönetimi eline geçirdiği dönemde tekrar bu mango kültürünü canlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Ama hiçbir zaman tabii o ilk etki gibi bir etki oluşmuyor. Mango hikayesi de bu. Vallahi çok benim ilginç bulduğum, bunun daha sonra sergisi falan yapıldı. Yani bütün bu kültleştirme hareketlerinin fotoğraflandığı falan bir takım sergiler İngiltere'de açıldı. Maalesef gitmeye fırsatım olmadı. Ancak sonradan takip edebildim ki bu resimleri de zaten oralardan buldum. Çok uzun anlattım, kusura bakmayın. Estağfurullah, çok güzel bir hikaye. Bence bürokrasiyi bu kadar güzel anlatabilecek bir hikaye olamaz yani. Yani bürokrasi, kültleştirme ihtiyacı, kahraman yaratmak ki bir meyveyi kahramana dönüştürüyorsunuz. Ne kadar İşte semboller yani. İşte bizi diğer canlılardan ayıran şeylerden bahsediyorduk ya. Bunlardan bir tanesi de bu. Bizim soyut şeylere inanabilme yeteneğimiz var. Dolayısıyla bu da onun en net göstergelerinden biri. Çok teşekkürler. Peki hocam, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla söylenecek, tabii saatlerce söylenecek, anlatılacak çok şey var ama şunu unutmayalım, hakikaten koku deyip geçmeyelim. Bizim hayatımızın içinde çok önemli yeri olan bir duyudan bahsediyoruz. Üzerine çok konuşmadığımız için, çünkü diğer duyulardan farklı olarak koku duyusunun kendine has bir lisanı yok. Bütün duyularda lisan var. Koku duyusu diğer duyuların lisanlarını ödünç alıp kullanır hep. Mesela tatlı koku derseniz aslında tat duyusundan gelir. Sivri koku derseniz aslında dokunma duyusundan gelir. Dolayısıyla dilsiz bir duyudur. O dilsizlikten dolayı da çok önemli addedilmemiş bunlar üzerine konuşulmadığı için. Sanıldığı kadar önemsiz değil veya şöyle söyleyeyim, önemini yokluğu anında anlayabileceğiniz bir duyu. İnşallah kimse de herhangi bir duyusal eksiklik yaşamaz diyerekten başka söyleyecek de bir şeyim yok açıkçası. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah efendim, ben teşekkür ederim.